Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en büyük ordularından birisi. Bu sadece savaş kabiliyetiyle değil, aynı zamanda lojistik imkanlarıyla da böyle. Siz bu depremde 35 gün geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik imkanlarını tam anlamıyla kullanabildiniz mi? Mesela biz biliyoruz ki İHA'lar ilk zamanlarda önce enkazların yerini bildirdi. Sonrasında hasar tespit çalışmalarına başladı. İşte anlattığınız gemiler olsun, uçaklar olsun, helikopterler olsun buraya gitti geldi. Bununla ilgili bizimle paylaşacağınız rakamlar, veriler var mı? Şimdi teşekkür ediyorum. Evet, işi bir başka boyut da bu. Şimdi bir alanda sahada yaptığımız olaylar var. Bir de saha gerisinde sahayı desteklemek manasında yaptığımız faaliyetler var. Şimdi bir de gözden kaçırmaması gereken husus, yani sayıları değerlendirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumunu değerlendirirken hiçbir şekilde aksaklık ve eksiksiz olarak bu deprem döneminde dahi, bu 35-36 günde dahi terörle mücadelemiz devam etti. Aralıksız devam etti, ediyor. Efendim, diğer tarafta hudut güvenliğimiz devam ediyor. Efendim, semalarımızda ve denizlerimizdeki efendim hak alaka menfaatlerimizin korunması da iyiliği, hava ve deniz kuvvetlerimizin faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca diğer işte Somali başta olmak üzere Libya'da, Azerbaycan'daki görevlerimiz devam ediyor. Bunu bu şekilde düşünülmesi lazım. Bu çerçevede hal böyleyken elimizdeki bütün imkanları da seferber ettik. Bizim bu yaptığımız işlerden birincisi hava köprüsünün teşkili. İkincisi deniz efendim seyir imkanının sağlanması. Bu manada biz 65 uçağa kadar sayımızı çıkardık. Yurt dışından gelen bazı dost ve müttefiklerin katkılarıyla 65 uçak, 71 helikopterle ciddi bir hava köprüsü sağlamak suretiyle arama kurtarma ekiplerinin bölgeye malzemesiyle birlikte intikalini sağladık. Bu havaalanları başlangıçta Adıyaman, efendim Malatya kapalı olmaktan dolayı, Maraş kapalı olmaktan dolayı bunlar İncirlik'te toplandılar. İncirlik'ten bunları ilk fırsatta hava şartları müsaade ettiğinde helikopterle bunlar efendime söyleyeyim bölgeye gönderme fırsatı bulduk. Ve İHA'larımı da aynı şekilde bize belirttiğiniz gibi kullandık. Bir de bunun ötesinde Göktürk uydumuz var bizim. Bu uydudan aldığımız fotoğrafları da resimleri de yine burada Çevre Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlık ve birimlerle kullanmak beraber paylaşmak suretiyle de olayları olabildiğince efendim yakından takip etme fırsatı bulduk. Bu manada bizim 6320 sortimiz var. Bu dönem içinde, şu bir aylık dönem içinde 6320. Yani hava kuvvetlerimizin normal şartlarda ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi bir yılda yaptığını düşünürsek bizim ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacaktır. Bu konuda gerçekten efendim hava kuvvetlerimizin, kara kuvvetlerimizin uçuş personeli, deniz kuvvetlerimizin uçuş personeli büyük bir fedakarlıkla, büyük bir azimle, kararlılıkla hem arama kurtarma personelinin personelini, malzemesini ve diğer insani yardım malzemelerinin deprem bölgesine taşınmasını, diğer taraftan da deprem bölgesinde geriye doğru yaralıların ve istekli vatandaşlarımızın tahliyesini ki bunlar da 21 bin, 22 bin civarında vatandaşımız demektir. Bunu da arkadaşlarımız yine bu yoğun çalışma çerçevesinde gerçekleştirdiler. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere uçaklarla personel ve malzeme öncelikle İncirlik'e geldi. İncirlik bir anlamda orada merkezi bir konum teşkil etti. Orada yine AFAD'la, valilikle de beraber çalışmak suretiyle yapılan planlamalar çerçevesinde arkadaşlarımız buradaki malzemeyi ve bazen hallerde de personeli 12 ilde toplam 32 ilçede 311 köye efendim naklettiler. Evet, ama burada şimdi tabii başlangıçta hava şartlarından dolayı ciddi zorluklar çektik. Fakat her fırsatta havaların şartlarının müsaade olduğu her fırsatta bu 311 köye bu nakliye faaliyetlerimizi aksatmadan gerçekleştirdik. Bu da burada vatandaşın memnuniyeti, oradaki bizim personelimize çok ciddi şekilde Mehmetçiğe moral ve motivasyon oldu.